PKK Kürtlerin temsilcisi değildir. PKK'ya yakınlık duyan bazı sol kesimler, özellikle son dönemlerde Batı basınında PKK'yı sözde topraklarını savunan kahramanlar ordusu gibi göstermektedir. Oysa PKK ne tüm Kürtlerin temsilcisi ve koruyucusudur ne de kahramandır. PKK yıllarca gerilla taktikleri kullanarak, yani korkak ve sinsi yöntemlerle Türk askerine karşı mücadele etmiştir. Ancak ovada yüz yüze bir grupla mücadele edecek tecrübeye, daha da önemlisi cesarete sahip değildir. Bu nedenle IŞİD'e karşı Suriye'de kara savaşı yürütebilecek en son grup PKK'dır. Nitekim IŞİD'in Kobani saldırılarının başladığı günlerde kadınları, çocukları ve yaşlıları bırakıp kaçmaları, PKK yöneticilerinden Cemil Bayık'ın Kobani'de "coğrafi koşullar bizim çarpışmamız için uygun değil" açıklamaları bu gerçeği teyit etmektedir. Batı'da hakim olan yanlış kanaatlerden biri PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olduğu düşüncesidir. PKK yurt dışında etkin propaganda gücü olduğu için böyle bir imaj oluşmaktadır. Oysa Kürtlerin sosyo-kültürel yapıları PKK gibi bir örgütü kabullenmelerini en baştan imkansız kılar. Kürtler, dindar, aile bağları güçlü, geleneklerine sadık, sevecen ve barışsever bir halktır. PKK ise tüm dinlere karşı, Allahsız, aileye karşı, ahlaki değeri olmayan bir örgüttür. Dolayısıyla Kürtlerin isteyerek ve gönüllü olarak PKK'yı benimsemesi mümkün değildir. PKK'nın Kürtler üzerindeki hakimiyeti baskı ve zorla oluşturulmuş bir hakimiyettir.